Kadın toplumda önemli görevler üstlenir. Bazen anne, bazen kardeştir. En nihayetinde de kadındır. Toplumun diğer yarısıdır. Kadının İslam'da pek çok hakkı vardır. Eşine karşı da hakkı, yanı sıra görevleri de vardır. Kadın bazen eşinin cinsel isteklerini bazı gerekçelerle reddedebilir. Fakat bu çok tehlikelidir. Zira Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir adam karısını yatağa çağırdığında karısı onun isteğini kabul etmez de, adam eşine sinirli bir halde uyursa sabah oluncaya kadar melekler ona lanet eder. Kocanın istediği an ve istediği şekilde farzlardan kendisini meşgul etmemek kaydıyla faydalanma hakkı vardır. Bazı kadınlar eşlerinin cinsel istekleri çok olduğu için reddediyorlar. Bazıları sigara yüzünden, bazıları da ev işleriyle meşgul olduğu ve yorgun olduğu için reddediyorlar. Bütün bu sebeplerden biri bile makul değil. Bu sebeple Allah da melekleri de o kadar lanet eder. Kadın hasta veya hayızlıysa eşinin isteklerini kabul etmeyebilir. Bazı kadınlar psikolojik olarak hazır olmadıklarını, canlarının istemediğini söyleyip günlerce eşlerini yalnız bırakıyorlar. Bu da hadisin lanet edilen kadınlar kapsamına girmektedir. Büyük günah işlemekteler ve Allah'ın gazabını celbetmekteler. Eşleriyle karşılıklı olarak birbirlerini razı etmeleri ve saygılı davranmaları gerekir. İslam'a göre kocanın karısı üzerinde hakkı çoktur. Bu sebepten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bana birinin diğerine secde etmesi emrolunsaydı, kadınların kocalarına secde etmesini emrederdim. Çünkü zevcin zevce üzerindeki hakkı çok büyüktür buyurdu. O halde kadın, kocasının emrine ve sözlerine itaat etmeli. Hakkın rızasına bu yolla kavuşmalıdır. Kadının kocasına itaati, zevcenin üzerine vacip olan hak ve vazifelerdendir. Sadr-ü Şehid'in Vakıat kitabında yazıyor. Adam hastalansa ve abdest alamasa ve kendisine abdest verecek bir kimseye ihtiyacı olsa, bu kocanın karısı üzerinde haklarından değildir. Ama hanımı bu cinsten hizmetleri yaparsa, mürüvvet ve vefakarlık yapmış olur. Cennette derecesi yüksek olup Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanır. Nitekim hadis-i şerifte buyuruldu ki, 5 vakit namazını kılan, malının zekatını veren, Ramazan-ı Şerif orucunu tutan, kocasının günah olmayan emirlerini tutan, vücudunu yabancı erkeklere göstermekten koruyan kadın, cennete istediği kapıdan girer. Yine bir hadis-i şerifte de, kocasını üzen kadın, onu razı edinceye kadar, Allahü Teala'nın lanetinde olur buyurdu. Bir kadın Resulullah'ın huzuruna geldi ve ''Ya Resulallah, kocaların kadınların üzerindeki haklarının neler olduğunu bana bildir de, yerine getirebileceksem evleneyim, yoksa evlenmeyeyim.'' dedi. Resulullah buyurdu ki, ''Kocanın kadın üzerindeki haklarından biri, nefsini ondan men etmemektir. Biri de kocasından izinsiz nafile oruç tutmamaktır. İzinsiz nafile oruç tutarsa açlık ve susuzluk çekmiş olur. Orucu kabul edilmez. Bir hakkı da kocasından izinsiz evden dışarı çıkmamaktır. Eğer izinsiz evden çıkarsa gökteki meleklerin, rahmet ve azap meleklerinin lanetinde olur. Ondan izinsiz evinden dışarı bir şey vermemektir. Verirse sevabı başkasına, günahı kendisine olur. Bir kadından kocası razı olmazsa kadın günahının cezasını çektikten sonra cennete girer. Cennete sadece kafirler girmez. Müslümanın günahı çok olsa da sonunda mutlaka cennete girer. Karı koca iyi geçinip birbirlerinin rızalarını almaya çalışmalıdır. Bu görevler her ne kadar sadece erkek memnuniyeti için söylenmiş olsa da uyulması ailenin tümünün memnuniyetini sağlayacaktır. Çünkü eşi tarafından mutlu edilen bir erkek bunu hali, tavırları, eşine desteği ve hediyeleriyle gösterir.